Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. New York'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu hafta New York'ta Türk fırtınası esti desek yeridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir heyetle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na her yıl olduğu gibi geldi. Ben de her yıl olduğu gibi yine onu canlı olarak genel kurulda yaptığı konuşmayı takip ettim. Bu yıl geçtiğimiz yıllarla kıyasladığınızda oldukça kalabalık bir salona 4. sırada konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece Birleşmiş Milletler'le konuşmakla da kalmadı. Burada New York'ta çeşitli etkinliklere katıldı. Liderlerle ikili görüşmeler yaptı. New York'un sıcağı zaten fazlaydı, harareti fazlaydı. Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla da pek çok farklı kesimden de olumlu tepkiler aldı. İsterseniz sizlere ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o konuşmayı anlatarak başlayalım bu hafta neler yaşandığına. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi hazırlanmış bir konuşmada grafikler, fotoğraflar kullanarak Birleşmiş Milletler'de 4 ya da 5 konuda bütün dünyanın dikkatini çekecek bir konuşma yaptı desek yeridir. Bu 4-5 konunun ilki kuşkusuz Suriyeli göçmenler meselesiydi. Tam 40 milyar dolar harcadığını Türkiye'nin ve karşında sadece 2 ya da 3 milyar euroluk bir yardım alabildiğini belirtti. Ve özellikle güvenli bölgeyle ilgili bir harita gösterip Suriyelileri, 2 milyon Suriye'yi işte bu güvenli bölgeye yerleştirmek istiyoruz. Tek şartımız var, YPG'nin buradan çıkması ve Suriye'deki çatışmaların bitmesi için de anayasal düzene geri dönülmesi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada özellikle İslam dünyasını ilgilendiren çeşitli konularda da vardı. Rohingya Müslümanlarından Orta Doğu'da yaşananlara, geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'daki Müslümanlara yönelik, camiye yönelik katliama kadar pek çok farklı konuya da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer altını çizdiği konuysa Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin arama yaptığı çalışmalardı. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Mevlüt Çavuşoğlu'nu 5'te 1K'da konuk etmiştik. O da benzer cümleleri kurmuştu. İtidalli bir yaklaşım var Doğu Akdeniz'deki gaz aramalarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada özellikle bu konuya dikkat çekti. Konuşma zaman zaman 50-60 kişilik Türk izleyicinin alkışlarıyla bölündü. Kimi zaman da özellikle izlemeye gelenlerin bravo seslerini duydum açıkçası. Önümden birkaç, mesela ben izleyici sıralarındaydım. İki Afrikalı izliyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman alemiyle ilgili Keşmir dahil olmak üzere verdiği mesajlar oldukça olumlu yankılandı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anlamda bir dünya lideri olarak, vicdanın temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuştu desek yeridir. Tabii ikili görüşmeler de ilginç. Çünkü bir yandan Alman Başbakanı Merkel, İtalyan Başbakanı, Pakistan Başbakanı'yla ikili görüşmeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler arasındaydı. Sevgili seyirciler, tabii Mevlüt Çavuşoğlu da, diğer bakanlar da burada. Kalabalık bir heyetle buradalar. Onlar da zaman zaman ilginç diyaloglara imza attılar. Bunlardan bir tanesi Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rum Dışişleri Bakanı'yla Birleşmiş Milletler Koridoru'nda rastlamasıydı. İlginç diyaloglar oldu. Gelin görüşmeleri yeniden başlatalım, Kıbrıs görüşmelerini başlatalım dedi. Sayın Çavuşoğlu da dedi ki biz şart olmadan olacaksa bu görüşmeleri yaparız, yoksa bu şartlar altında bir daha görüşmeye başlamayız dedi. First Tabii Birleşmiş Milletler dışında da ilginç anlar vardı. Bunlar çeşitli organizasyonlar vardı. Arkamda gördüğünüz otellerde ya da farklı yerlerdeki organizasyonlarda da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Berat Albayrak, ekonomiden sorumlu Bakan Berat Albayrak, hem de Mevlüt Çavuşoğlu çeşitli bu etkinliklere katıldılar. Bunlardan bir tanesi çok ilginçti. Ben de oradaydım. Ara Güler sergisinin açılışında Fahir Atakoğlu'nun şahane bestelerini çaldığı, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı bu sergi de oldukça kalabalık bir katılımla açıldı. Ara Güler'in fotoğrafları artık malumunuz. Bunlar da çok güzel bir yerde sergileniyorlardı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açılışta bakın neler söyledi. Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Bizimle bu anıyı, özellikle torunlarımla beraber de çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken, onu da hazırlarken gerçekten farklı bir anıyı
unutamıyorum ve o anı tabii ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor. Sevgili seyirciler, burada sadece Birleşmiş Milletler fırtınası değil, özellikle çevrecilerin, daha doğrusu İsveçli 15 yaşında bir genç çevrecinin de yaptığı konuşmalar, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmalar olay oldu. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da iklim zirvesine katıldı ve o da bakın bu zirvede Türkiye'nin iklim, daha doğrusu küresel ısınmaya yaklaşımını nasıl anlattı? Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin %30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık %39 seviyesine yükselteceğiz. İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azaltıyoruz. Millet Bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Biraz önce 16 yaşındaki bir kızın fırtına gibi estiğini söylemiştim. O kızın adı Turnback. İsveç'ten buraya karbon izi bırakmamak için bir yelkenliyle geldi. Çok da ilginç bir hikayesi var. Asperger hastalığına bir yandan mücadele ediyor. Bir yandan da yaptığı konuşmalarla özellikle çocukların, gençlerin iklim konusundaki farkındalıklarını artırıyor. Çok öfkeli konuşan bir kız. Bütün hikayesi ise oldukça ilginç. Zira bir gün bir pankartla Cuma günü okula gitmiyor ve iklim için Cuma günleri okula gitme kampanyasını başlatıyor. Sonuç, gidip İsveç'te meclisin önünde haftada bir gün tek başına, kimsesi yok, oturma eylemi yapıyor. Sonuç, milyonlarca çocuk dünyanın farklı yerlerinden bu eyleme destek veriyorlar. Ve şu anda geçtiğimiz hafta Obama'yla şey yaptı, Trump'ı yerden yere vurdu ve buranın da en çok konuşulan kişisi olmayı başardı. Gelin bu küçük kahramanı size biraz daha yakından tanıtalım şimdi. My name is Greta Thunberg. Ben Greta Thunberg. 16 yaşındayım. İsveçliyim. Her cuma dünyanın diğer ülkelerinden binlerce çocuk ile birlikte okul yerine İsveç Parlamento binasının önüne gidip iklim değişikliği için eylem yapıyorum. Konuşmasını dinlediğiniz bu kişi Greta Tintin Eleonora Enman Thunberg. Greta yalnızca 16 yaşında. Ancak yaşına bakmayın. Yaptıkları yaşının çok çok ötesinde. İsveçli genç aktivist henüz 15 yaşındayken, yani daha geçen yıl Eylül'de yapılacak genel seçim öncesinde Stockholm Parlamentosu'nun önünde ilk okul grevini başlattı. Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önündeki Fridays for Future, yani gelecek için cumalar eylemiyle Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinde işte bu pankartla sembol haline geldi. Cuma günleri okula gitmedi. Onun yerine parlamentonun önüne gidip iklim grevini başlattı. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Greta, Z kuşağının iklim krizi farkındalığında sembolü işte böyle oldu. Bu yıl Time dergisi tarafından gelecek neslin liderleri arasında seçildi. Greta'nın dünya çapında milyonlarca takipçisi var. Henüz geçtiğimiz hafta Greta'nın çağrısı üzerine Türkiye dahil yüzü aşkın ülkede genç yaşlı milyonlarca kişi iklim krizi için bir araya geldi. Gençler okula gitmedi. Değişim başladı sloganlarını attı. We are not sleeping, we are fighting. Greta Paris-Gazel, les atribik, alinaksyon, depolitik, nous occupons. Greta New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne katılmak için İngiltere'den bir yelkenliyle yola çıktı. 4800 kilometrelik yolculuğunu sıfır karbon emisyonuyla tamamladı. 15 günlük yelkenli yolculuğunun sonunda Atlas Okyanusu'nu aşarak New York'a ulaştı. Geçtiğimiz hafta kendisinden gezegenin en büyük savunucularından biri diyerek söz eden Obama'yla da işte bu yolculuk sonrasında görüştü ve biz bir takımız dedi. You and me were a team, huh? Yes. Do you know about fist bumping? Do you believe in fist bumping? Yes. You can do the boom. Greta pazartesi günü Birleşmiş Milletler'de bir söyleşiye katıldı. Birleşmiş Milletler'de yaptığı bu konuşma büyük yankı yarattı. This is all wrong. Tüm bu olanlar yanlış. Şu an burada olmamalıydım. Okyanusun diğer yakasında, okulumda olmalıydım.
Ama hepiniz umut almak için biz gençlere geliyorsunuz. Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu? Boş sözlerinizle benim hayallerimi, çocukluğumu çaldınız. Bu konuşumuzun başındayız. Siz ise sadece paradan konuşuyorsunuz. Nasıl cüret edersiniz? Dünya uyanıyor ve değişim olacak. Siz isteseniz de, istemeseniz de. Trump'ın iklim zirvesinde gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Greta'nın Trump'a bakışları ise olay oldu. Trump sosyal medyadan bir mesaj paylaşıp Greta için parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor dedi. Z kuşağının bu zeki ve etkili ismi Thunberg de hemen bu alaycı sözleri aldı ve Twitter'da kişisel açıklama bölümüne yapıştırdı. Greta'nın Türkiye'de gündeme gelmesi sebebi ise Birleşmiş Milletler'e yaptığı bir şikayet oldu. Thunberg ve 12 ülkeden 15 genç zirve kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne şikayet etti. Yaşı 8 ile 17 arasında değişen aktivist gençler Türkiye, Almanya, Fransa, Brezilya ve Arjantin'i iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almamak ve böylelikle çocuk haklarını ihlal etmekle suçladı. Greta'nın dünyanın pek çok yerinden destekçileri var. Ama destekçileri kadar eleştirenler de çok fazla. Greta, Asperger sendromu denilen bir hastalıkla uğraşıyor. Hem sosyal medyada hem de televizyonlarda biraz da bu hastalık yüzünden tavırları nedeniyle sosyal medyada eleştiriliyor. Eleştiriler öyle bir boyuta ulaştı ki kimileri onu Nazi propagandası yapmakla suçladı. Kimi eleştirmenler zihinsel hastalıkları olan bir İsveçli kız olarak tanımladı. Bir televizyon programında Thunberg'i yermek için kullanılan hastalığın adı Asperger sendromu. Bu hastalık bir gelişim bozukluğunu işaret ediyor. Klasik otizmden ayıran şey ise daha az şiddetli belirtileri ve dil gecikmelerinin olmaması. Semptomların arasında konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşama, içine kapanıklık, detaycılık, konuşmalarda resmiyet ve göz kontağı kuramama da yer alıyor. Greta Thunberg hastalığını süper gücü olarak tanımlıyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir heyetle geldi. Onların arasında da Gülnur Aybet'in de bulunduğu çeşitli isimler vardı. Gülnur Aybet önemli bir isim. Bir süredir Cumhurbaşkanlığın külliyede Cumhurbaşkanı'nın danışmanlar kadrosunun önemli isimlerinden bir tanesi. Ben de kendisine New York'a gelmişken kendisine sorulan sık soruları bir de ben sorayım istedim. Siz dedim burada neyi özellikle öne çıkartıyorsunuz? Bu ziyaretinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ne vardı dedim. Ve Cumhurbaşkanı'nın dış politika danışmanı bakın nasıl cevap verdi. Gülnur Hanım çok teşekkür ederim. 5'te 1K'ya konuk oluyorsunuz. En son sizi 5'te 1K'da Londra'dayken sanırım. Evet, aynen öyleydi. Londra'da Suriye konuşuyorduk. Evet. Hala Suriye konuşuyoruz. 2012 yılıydı. Evet, daha yeni konuşmaya başlamıştık, evet, Suriye'yi. Evet, yeni konuşmaya başlamıştık Suriye'yi. 2012 yılında Londra'da en son konunuz olmuştum. Evet. Evet. Ama aradan geçti bunca yıl. Siz de, evet, artık yarı zamanlı Ankara'dasınız. Cumhurbaşkanlığı. Tam zamanlı Ankara'dayım. Ankara'dayım. Başdanışmanısınız. Evet. Şimdi ben ilk olarak yapılan Birleşmiş Milletler'deki konuşmadan başlamak, hı-hı, istiyorum. Ben şimdi 5 yıldır takip ediyorum. Hı-hı. Bir de salondan izliyorum. Pek fazla gazeteci yok, ben varım. Başka da kimse yok açıkçası, kimse gelmiyor içeriye. Bu yılki konuşmayı çok farklı buldum. Farklı bir tonda çeşitli eleştiriler ve bu eleştirilere sonrasında da yapılması gereken ve atılması gereken adımların da olduğu, evet, bir konuşmaydı. Evet. Çok hazırlandınız mı bu konuşmaya? Genel olarak ne teması neydi acaba? Biraz sizden dinleyebilir miyiz Cumhurbaşkanı Şimdi, konuşmasını? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının, BM Genel Kurulu konuşmasının ana teması küresel adaletsizlikti. Fakat dediğiniz şöyle doğru, bu seneki konuşmasında bu küresiz adaletsizlik diye karşı artık baş etmenin zamanı geldi de geçti ve ne somut adımlar atılabilir? Yani burada çok daha biz somut detaylar gördük o açıdan. Bu önemliydi. Tabii ki küresel adaletsizlikten en çok çeken ülke Türkiye. Bunu da tabii ki Cumhurbaşkanımız konuşmasında değindi. İki ana konu var tabii bize en çok zarara dokunan. Biri terör, terörle mücadelemiz malum. Suriye'deki savaştan sonra daha da hani bize maliyeti fazla oldu. Hem oradaki YPG ve PKK terörünün sınırlarımıza
kadar dayanıp ve ülkemiz içinde de olan faaliyetleri, Suriye'deki o boşluğu kullanarak daha artması bize olan tehdidin. Bir ikincisi DEAŞ tehdidi tabii. Biz yani burada kaç tane terör örgütüyle birlikte mücadele ediyoruz. Bir de üstüne tabii biz bir çok ciddi darbe girişimi geçirdik. Şurada daha 3 sene önce bir de FETÖ ile uğraşıyoruz. Evet. Bir de bunun üzerine biz 3.9 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz ve inanın yani bunun hem manevi boyutu var tabii ki, bir de yani sosyal olarak büyük sıkıntılara doğru gidiyor. Maddi olarak da şimdi maddi ben ilk olarak, kez Cumhurbaşkanı maddi, Erdoğan 40 milyar dolar harcadık evet, dedi. Çok büyük hem bir maddi hem ve inanın başka ülkelerden de çok fazla yardım, hem ne manevi ne maddi destek görmeden bunu yapıyoruz. Bir de bunu işin bir de hukuksal boyutu var tabii. Yani bizim hani uluslararası anlaşmalara göre doğudan aslında mülteci almamamız gerekirken biz kendi mevzuatımızı buna göre değiştirip geçici barınma diye bir kavramla bu insanlara bakıyoruz ve kendi kurumlarımızda mükemmel bir adaptasyon geçirdiler. Yani şimdi bu kadar insanı proses etmek ne kadar zor bir şey. Tabii. Hepsi kayıt altında. Bir günde mesela 200 bin kişiyi proses etmiş bir devletten bahsediyoruz. Yani Avrupa kapısına 5 kişi dayanınca nasıl bununla baş ederim diye kıyameti koparıyor. Yani onun için bizim tabii buradaki yani mültecilerle ilgili hikayemiz de yeterince tabii anlatılamıyor maalesef. Ama bunun tabii bize yani tabii ki faturası çıkıyor. Fakat şimdi küresel adaletsizliğin de belli sebebinden biri küresel bir değişimden geçiyoruz. Yani bu 1945'ten sonra kurulmuş liberal dünya düzeninin hem kendi içinde hem dışından meydan okumalarla karşılaştığı için buradaki çatlaklıklardan dolayı adaletsizlikler arttı. Adaletsizlikler her zaman değişim, dönüşüm periyotlarında, zamanlarında evet, artar. 45'te de BM bunun için kuruldu zaten. O büyük 45 sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönüşümündeki adaletsizliklerin sayısını indirmek için. Evet. Ama şimdi bugün bunu yapabiliyor mu? Hayır. Güvenli bölge tartışması devam ediyor evet, Amerika ile birlikte. Amerika ile mesela grafik kullanmak bu yıl ilk kez kullandı. Evet. Grafik, fotoğraf. Evet, şimdi aynen. 4 milyon kişi diyorsunuz, bir şey ifade etmiyor mu? Aylan bebeğin fotoğrafını gösterince evet, çok somut bir şey gösteriyorsunuz. İzah etmek lazım. Evet. Ve bunu dediğiniz gibi çok somut bir şekilde izah etmek gerekiyor. Ya da işte yani, İsrail'in mesela genişlemesi dediğiniz evet, zaman bir şey ifade etmiyor. Şu kadar kilometreydi, bu kadar kilometre oldu ama 4 tane olarak, haritayı koyduğunuz aynen, zaman yan yana. Aynen. Güvenli bölge haritasını da aynı evet, şekilde gösterdim. Şimdi oraya geleceğim. Güvenli bölge tartışmasında bence bu konuşmada yeni bir perspektif vardı. O da Türkiye'nin güvenli bölgeyi tanımlaması ve bu güvenli bölgeyle 2 milyon Suriyeli'nin evet, yerleştirme planı. Ben evet, bir kez duydum bunu. Acaba bu daha önceden gündeme gelmiş yani miydi? Yani bunu beyefendi bir daha önce olarak gündeme getirmişti de ama son zamanlarda tabii 1 ila 2 milyon arası insan buraya yerleştirilebilir. Yani bunun bir hani bu böyle hani kafadan atılma bir sayıda değil. Çünkü bunun bir çalışması, bir planlanması da oldu. Yani eğer güvenli bölge tesis edilebilirse ve burada uluslararası destek de olursa buraya şu şekilde yerleşim bölgeleri inşa edilir ve burada mühim olan şu kısım gerçekten burada savaştan önce evinden olmuş insanların yani oraya oranın sahibi olan insanlar dönebilir. Şimdi bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunda bakıyoruz demografik yapı değiştirilmiş. Evet. Çünkü buradaki terör örgütü maalesef Amerikalılar da işbirliği yapınca bütün yerel yönetimleri hemen hemen ele geçirmiş vaziyette. O zaman ne oluyor? Kendi hani kendine yakın olanları oraya koyuyor, kendi kontrol altına tutuyor. Ama bir sürü insan yerinden oldu. Bakın bunların arasında Kürtler de var. Yani sırf Suriye'den kaçan 200 bin üzerinde Kürt bizim ülkemizde şu anda. Onlar da Suriyeli mülteci. Ama bunu Batı'da anlattığınız zaman anlamıyorlar. Yani bunu bu şekilde söylediğiniz zaman ha diyorlar sizde gerçekten o kadar Kürt mülteci var mı? Şimdi herhangi bir Avrupa şehrinin kapısına 200 bin tane Kürt mülteci koyun.
Ne yaparlar evet, acaba? Şey değil, ama Kürt hakları diye konuşuyorlar bilmeden konuyu. Şurada ilginçti bence işte New York'un nüfusunun yarısı kadar. Böyle benzetmeler, metaforlar da ilginç işte. 29 eyaletteki insan kadar bizde şu anda Suriyeli var demesi. Bunlar da bence metnin ilginç ve daha ama böyle bir akılda kalan. Ama anlamalarına çok faydalı oluyor bence. Siz böyle yani o şekilde somut örneklerle koyduğunuz zaman hani çok daha bizdeki aslında çektiğimiz yükün büyüklüğünü, hani onun resmini çizmek aslında. Dünya beşten büyüktür. Güney Asya'nın istikrarı ve refahı Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. En büyük tehditlerden biri de ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı ve İslam karşıtı eğilimlerdeki yükseliştir. Kürsüde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüm. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de İslam alemini temsil eden bir devlet başkanı gibi de bir kimliği vardı. Böyle bir kimliği var mı acaba? Çünkü bakıyorsunuz Keşmir'den girdi Rohingya Müslümanları ve İsrail'e bu kadar net, açık yani bir tavırı da sanırım bir tek İran herhalde devlet başkanı. O bile o kadar değildir diyorum. Böyle bir kimliği şimdi, kendi bilerek mi inşa ediyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının başında ne dedi? Girişimci ve insani dış politikamız. Şimdi bu çok önemli. Bizim bu hem proaktif bir şekilde bütün bölgesel ülkelerle yani bu eksen tanımlamasının dışında çünkü bu yanlış bir tanımlama. Bizim hem doğuyla batıyla hem bölgesel ülkelerle proaktif ve real politik olarak bir ilişkimizi sürekli her gün geliştiriyoruz. Bu bir. İkincisi insani boyutu var. Çünkü nerede bir adaletsizlik varsa, nerede mazlum insanlar varsa orada siz Türkiye'yi görüyorsunuz. Erdoğan'ın liderliği altında. Bu burada da en çok zulüm çeken topluluklar maalesef Müslüman topluluklar şu anda. Ama kendisi de söyledi. Eğer dedi bu zulüm başka bir millete, başka bir dinden olan topluluğa da olsaydı ilk gene çıkıp konuşan ben olurdum dedi. Evet. Yani bunu da hatırlamak lazım. Bir de somut bir önerisi oldu. Bu Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının 15 Mart'ın ne olarak tanımlanmasını ise bu fikir yani de yani burada ilginç. Tabii ki İslam karşıtlığı, İslamofobi hepimizi son derece endişelendiren bir gelişme ve son zamanlarda bu gittikçe arttı ve zaten o bahsettiğiniz saldırıda da bunun ne kadar vahim sonuçlara bağlanacağını düşündük. Bizim istediğimiz İslamofobinin aynı antisemitizm gibi bir nefret suçu olarak küresel olarak tanımlanması ve bunun küresel olarak bütün milletler tarafından kabul edilmesi. Onun için hani böyle gene somut bir örnekle bunu öneriyle bunu koymak bence çok önemliydi. Evet, sadece bu saldırıları İslam'la da kısıtlamadı. Hayır. Geniş bir perspektiften ele aldı. Tabii mesela Pittsburgh'daki sinagoga olan saldırıyı da kınadı konuşmasında biliyorsunuz. Ve orada dedi ki şöyle birkaç cümle kurdu. Tam birebir olmasa da bazı liderlerin popülist söylemleri buna yol açıyor. Evet. Trump'ı mı kastetti acaba? Yani bilmiyoruz yani orada bazı lider ama şu da bir gerçek yani popülist söylemin bazı şeyleri körüklediği de bir gerçek. Hele bugünlerde bakıyoruz biraz işte bu dedim ya küresel değişim dönemlerindeki ondan geçiyoruz şu anda. Hem adaletsizlikler artıyor hem toplumların aşırı tepkileri artıyor. Ve biz bu hassasiyeti aslında liderlerin göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü bu kırılgan dönemlerde işte bu toplumsal tepkiler son derece daha keskin, son derece daha vahim olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla da bir söyleşi yaptım. O da ortak tavırda olduğu için anladığım kadarıyla ortak bir devlet dili var orada. Bu Doğu Akdeniz meselesi. Şimdi Türkiye ile Yunanistan Kardak'taki iki kayalık parçası. Parçası demek iki kayalık nedeniyle savaşın eşiğine gelmiş de bir dönem. Şimdi Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler hani o günle kıyasladığınızda çok daha büyük gerçek sorunların yaşandığı bir veya Türkiye'nin KKTC'nin göz göre göre haksızlığa uğradığı bir şey içindeyiz. Yani bir düğüm demeyeyim de bir arayışın içinde. Fakat buradaki ton hem Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde hem Dışişleri Bakanımızda genelde yapıcı haklarından vazgeçmeyen ama hakkında sonuna kadar almak isteyen yani
hani gerginleşerek değil ama biz burada bu şekilde duruyoruz. Bundan kesinlikle taviz vermeyeceğiz bir gibi bir şey var. Yani böyle bir hani bu çok, çok kolay istismar edecek bir konu aslında. Çok güzel tasvir ettiniz. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Ha çünkü çok bu konu çok hani bir milliyetçi politika evet, için, muhafazakar politika için çok aynen, kolay istismar edip, suistimal edilip bunun böyle bir iç politika da bambaşka sloganlara dönüşebileceği bir konu olduğu için benim dikkatimi çekiyor. Tabii tabii. Yani dediğiniz gibi yani burada biz kazan kazan anlayışıyla ilerleyerek son derece yapıcı fakat haklardan da hiçbir şekilde taviz vermeden bir dik duruşta bunu yani bu meseleyi bakış açımız budur. Burada tabii mühim olan eğer orada hani bir doğal gaz ya da bir kaynak bulunursa tabii ki bunun adil olarak oradaki paylaşımı bunun bir önemi var. Bir de tabii ki burada hani iki çeşitte bir arama oluyor. Biri hani KKTC'nin bize verdiği lisanslardan bir de kendi kıta sahamımızda. Yani bunlar da hani doğal haklar. Ben son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yapıcı ve yumuşak bir üslubunu gördüm. Bir üslup değişikliği mi var? Bu içeriye de yansır mı yoksa şu anda bir zaten gelen bir üslubun biz bence, tam yansımasını mı görüyoruz? Bence Cumhurbaşkanımız üslubu hep yapıcı. Her zaman. Ben orada bir değişiklik görmedim doğrusu. Sizin bu hafta dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Görüşmelerde, ikili görüşmelerde? İkili görüşmelerimiz oldu. Bunların heyetler arası toplantıların bir kısmında ben vardım. Yani ben çok değişik bir şey görmedim. Hep malum konular konuşuldu. Fakat tabii ki bu ikili görüşmelerin önemi BM gibi bir ortamda. Tabii ki bütün yani BM konuşmasını da bahsettiği ana konuların daha böyle ikili ilişkiler çerçevesinde daha detaylı ele alınması açısından çok önemli. Tabii siz Birleşmiş Milletler konuşmasında salonda mıydınız? Evet. Arkada mıydınız ilk evet. Cumhurbaşkanı çıkarken? Evet. Şimdi orada şöyle bir enstantane yaşandı. Sisi konuşma yaptı. Üçüncü konuşmacı Sisi'ydi. Sonra o çıktı. İçeriye girdi. Oradan da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Bir selamlaştılar mı? Eskişler mi? Ha, orada değildim ben. Salonu orada. Yok orada değildim. Onu ben çok merak ediyorum. Yani. O anlamda yok, orada sizin haberiniz ben. Var mı? Yok ben bilmiyorum. Ben salonun arkasında oturuyordum. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Donald Trump zorda. Nasıl zorda olmasın? Burada derin gırtlak diyebileceğimiz ya da ihbarcı diyebileceğiniz CIA'den mi, FBI'den mi, nereden olduğu bilinmiyor ancak istihbarat dünyasından bir isim gazetecilere konuştu. Ve geçtiğimiz Temmuz ayında Donald Trump'la Ukrayna'nın yeni devlet başkanı arasında yapılan bir telefon görüşmesinde skandallar yaşandığını söyledi. Önce Trump bunu inkar etti. Bir konuşma oldu ama ben bu konuşmada hiçbir tuhaflık görmüyorum dedi. Her gün yeni bir cümle ekledi. Bu sırada da bu derin gırtlak diyeceğimiz isim açıklamalarına devam etti. İddia ilginçti. İddiaya göre Donald Trump şu anda 2020 seçimlerinde rakibi olacak demokratların adayı Joe Biden'ın oğluyla ilgili Ukrayna'da açılan bir yolsuzluk soruşturmasının neden bittiğini, yeniden açılması gerektiğini söylüyordu Ukrayna Devlet Başkanı'na. O da bu soruşturmayı tekrar açabileceğini söylemişti. İşte bu iddialar daha sonra bu olayın bir parçası olan Giuliani yani eski New York Belediye Başkanı tarafından da doğrulandı. O da biraz çelişkili açıklamalar yaptı. En sonunda da çarşamba günü Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı'ndan izin alıp bu görüşmenin tapelerini birebir yayınladı. Daha doğrusu yayınlamak zorunda kaldı. Zira salı günü demokratların lideri Pelosi çıktı ve dedi ki biz bu başkanı koltuğundan indireceğiz. İndirmek için de 6 ayrı komite parlamentoda, senatoda çalışmaya başladı dedi. Yani demokratlar impeachment dediğimiz Amerikan başkanlarının görevden alınması gereken bir soruşturmayı başlattılar. Donald Trump işte bu soruşturma sonrasında bakın ortada öyle iddia edildiği gibi bir şey yok dedi ama tartışma biteceğine daha da arttı. Şimdi herkes merakla ne olacağını bekliyor. Donald Trump ardı ardına tweet yağmuru fırtınası estiriyor desek yeridir. Bunu bir cadı avı olarak tanımlıyor. Demokratlarsa yenilir yutulur iddialar olmadığının altını çiziyorlar ve Donald Trump'ın şöyle ya da böyle görevden alınacağını söylüyorlar. Şu anda iki ayrı sistem var ve bu sistemin bir kısmında demokratların çoğunluğundaki bir parlamento var. Öbür tarafta ise Trump'ın seçildiği cumhuriyetçilerin çoğunluğunda bir senato var. Bu iki yerden karar çıkması lazım. Bu kararın ne olacağını ise şimdilik hiç kimse bilmiyor desek yeridir. Sevgili seyirciler burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu isimlerden bir tanesi de İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'dı. Boris Johnson zorda.
Şu yüzden zor da İngiltere şu anda Brexit denilen anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmaya doğru adım adım gidiyor. Johnson da bunu çözmek için çeşitli hamleler yapıyor. Bunlardan bir tanesi kraliçeyi ikna edip parlamentonun çalışmalarını askıya aldırmasıydı. Bu hafta İngiltere'de kıyamet koptu. Zira yüksek mahkeme dedi ki bu yapılan yasalara aykırı, yasaların üzerinde ve biz bunu tanımıyoruz. Böyle bir şey yapamaz Johnson dedi. İngiltere'de panik her geçen gün büyüyor. İsterseniz gelin İngiltere, Beşne Bir Kanun'un İngiltere temsilcisi İlden Wilson'a soralım. İlden, kavga var mı gerçekten? Bir kavga var diye görüyoruz, duyuyoruz ama İngiltere'deki havayı biraz anlatır mısın bize? Evet, Cüneyt Özdemir, Londra'dan merhaba. Fırtınalı günler devam ediyor. Son iki haftada olanlara bakarsak en son bildiğiniz gibi İngiltere parlamentosu tatile çıkartılmıştı. Buna karşı olanlar, özellikle Brexit karşıtları ve muhalefet bunu bir darbe olarak nitelendirmişti ve kesinlikle kabul etmemişti. Bunu yüksek mahkemeye taşımıştı. Mahkemeye taşımışlardı, daha sonra da İskoçya'daki yüksek mahkemeye taşımışlardı. İskoçya'daki yüksek mahkeme karar vermişti ve demişti ki evet bu yasalara aykırıdır parlamentonun tatile çıkartılması. Daha sonra hükümet bunu İngiltere'deki bir yüksek mahkemeye taşıdı ve bu karar bekleniyordu. Salı günü de bu karar açıklandı ve İngiltere'deki yüksek mahkemede dedi ki evet bu parlamentonun tatile çıkartılması yasalara aykırıdır. Tabii ki bu hükümet açısından büyük bir yenilgi, büyük bir hezimet. Mahkemenin kararı açıklayış şekli de aslında oldukça eleştireldi. Hükümete karşı eleştirel bir dildeydi. Ve çok dramatikti, hatta sinematikti diyebiliriz. Çünkü kararı açıklayan Lady Hale, yani yüksek mahkeme hakimi, enteresan bir şekilde dev bir örümcek broşu takmıştı üzerine. Bu da sosyal medyada çok konuşuldu. Acaba ne anlama geliyor, neden böyle bir şey yaptı? Çünkü bilindiği gibi, biliniyordu zaten bunun canlı yayınlanacağı ve bütün bir ülkenin bunu büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu kararın ne olacağını. Bu tür bir atmosfer var şu anda tabii ki İngiltere'de. Bu kararın ardından tahmin edebileceğiniz gibi çok sinirli, çok kızgın milletvekilleri parlamentoya geri döndüler. Bu ortamın nasıl olacağı zaten tahmin edilebiliyordu birazcık. Büyük bir kavga yaşanacağı aslında parlamentoda. Milletvekilleri geri döndüler, hükümet de geri döndü ve karşı karşıya geldiler parlamentoda. Büyük suçlamalarla karşılaştı hükümet ve kendini savunmak durumunda kaldı. Hükümet içerisinde bulunan, hükümette bulunan Jeffrey Cox ve kendisi de aslında Brexit sürecinde hukuksal danışmanlık yapmıştı Brexit boyunca hükümete. Dedi ki bu parlamento ölü bir parlamentodur. Bu parlamentoda bulunan vekillerin bu yeşil sıralarda oturmaya ahlaken hakları yoktur dedi. Burada ne demek istiyor ki aslında Jeffrey Cox? Siz parlamentoya karşı, parlamento olarak referanduma karşı, referandum kararına karşı ayak diriyorsunuz. Halkın isteğine karşı ayak diriyorsunuz. Asıl işinizi yapmıyorsunuz. Bu yüzden de bu parlamentonun bir geçerliliği yoktur demeye çalıştı. Buna karşı tabii ki sesler daha da yükseldi. Sinirler daha da gerildi. İnanılmaz sahneler yaşandı parlamentoda dün. Şimdi de bunun yankıları devam ediyor. Medyada bu tartışılıyor. İngilizler diyorlar ki biz ne ara bu hale geldik? Bizim siyasi dilimiz ne ara bu kadar düştü, bu hallere düştü? Bu tartışılıyor, iki taraf birbirini suçluyor. Brexitçiler diyorlar ki siz başlattınız bunu, siz en başından beri halka hakaret ettiniz. Dediniz ki halk cahil bir şekilde oy verdi, halk ne yaptığını bilmiyor, bunu siz başlattınız. Diğer tarafta anti-Brexitçiler de diyorlar ki hayır siz başlattınız, siz bize hain dediniz, siz bize işbirlikçi dediniz. Buraya taşıyan, bu seviyeye düşüren aslında bu dili sizsiniz. Bu tartışma şu anda devam ediyor. İngiltere'de herkes birbirini suçluyor. İlden, peki Johnson bu badireyi atlatabilecek mi? Sen ne görüyorsun orada? Ne konuşuluyor, ne tartışılıyor Johnson'la ilgili, Boris Johnson'la ilgili? Evet, Cüneyt Özdemir, belki de 10 puanlık soru bu. 3 yıldır bu soru soruluyor. Şimdi ne olacak? Bir sonraki adım ne? Bunu çok iyi bir şekilde kestirebilen yok aslında şu anda. En deneyimli yorumcular, en deneyimli siyasiler bile bir sonraki adımın ne olduğunu tam olarak tahmin edemiyorlar. Neden? Çünkü bu İngiltere'nin daha önce yaşamış olduğu bir süreç değil. Daha önceki örneklere bakılarak veya deneyimlere bakılarak bir şey söylenemiyor. Bu yeni bir durum. Her gün yani şapkadan tavşan çıkarırcasına yeni durumlar oluşuyor. Yeni adımlar atıyor hükümet ve anti-Brexit tarafı. O yüzden tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Fakat masada neler var diye bakarsak şunu söyleyebiliriz. Bir erken seçim söz konusu. Erken seçim için hükümet uzun zamandır zaten bunu ikna etmeye çalışıyor muhalefet cephesini. Fakat muhalefet cephesi kesinlikle buna sıcak bakmıyor. Muhalefete göre erken seçimi istemesinin sebebi hükümetin elini güçlendirmek ve Brexit'i zorla anlaşmasız olarak
bir şekilde sonlandırmak 31 Ekim'e kadar. Bunu engellemek için erken seçimi engelliyor şu anda muhalefet partisi. Fakat muhalefet partisini de zor durumda bırakan bir şey bu. Çünkü siz muhalefet partisi olarak seçime neden karşı çıkıyorsunuz? Neden erken seçim istemiyorsunuz? Neden seçmeninize güvenmiyorsunuz? Onlar da bu tür eleştiriler altında kalıyorlar ve böyle bir baskı altındalar. Bunun dışında başka opsiyonlar da var. Bunlardan bir tanesi belki bir ara hükümet, bir geçici hükümet. Bunu da zaten anti-Brexit'çiler, yani Avrupa Birliği'nden çıkmak istemeyenlerin bir teklifi. Bu diyorlar ki böyle bir hükümet kurulsun, uzmanlardan oluşan ve Brexit'i anti-Brexit'çiler tarafından bir hükümet kurulsun ve 31 Ekim'e kadar bu hükümet devam etsin. Avrupa Birliği ile anlaşmaları da yapmaya çalışsın ve kesin olarak anlaşmasız bir Avrupa Birliği'nden çıkma işlemini ortadan kaldırsınlar, bunu imkansız hale getirsinler. Bu isteniyor. Fakat tabii ki bu nasıl yapılacak? Sonuçta bir referandum sonucu var ortada. Referandumda İngiltere halkı karar verdi ve dedi ki biz Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyoruz. Bunun önünde nasıl durulacak? Bu nasıl sağlanacak? Bu da büyük bir soru işareti. Başka bir seçenek de aslında Boris Johnson'ın da istediği bir şey bu. Bir güven oylaması yapılması parlamentoda ve güvensizlik oyu almak istiyor aslında. Yani çok garip bir şekilde başbakan kendisine güvensizlik oyu verilmesini istiyor ve böylece seçime gidileceğini umuyor. Bu kadar gerçekten tepe taklak olmuş durumda her şey şu anda İngiltere parlamentosunda. Hem tansiyonlar çok yüksek hem de siyaseten daha önce hiç yaşanmamış bir kaos yaşanıyor. Evet, İlden Wilson'a 5N1K İngiltere Londra temsilcimiz İlden Wilson'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelirken ilginç bir basın toplantısı yaşandı. Bu basın toplantısında özellikle Türkiye'nin sigarayla mücadelesine büyük destek vereceğini ve kararlılıkla uygulayacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki gerçekten uygulayabilir mi? Çünkü ortada bir sigara yasağı var, ancak bu sigara yasaklarının özellikle toplu yerlerde çok uygulandığını söylemek oldukça zor. Belli bir saatten sonra sigaralar açılıyor ve herkes sigarasını püfür püfür tüttürüyor. Ben de biraz bundan müzdaribim, açık söyleyeyim. Sigara yasaklarını sonuna kadar destekliyorum, savunuyorum. Gelin isterseniz neler yaşanıyor? Bu sigara yasakları neden uyulmuyor? Nasıl aşılıyor? Onu sizlere bir bilenle sorduk. Öyle anlatalım istiyorum. Aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum. Ayıptır diyorum. Şimdi yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Ben hayatım boyunca sigara içmedim aslında. Fakat bu yasa çıktığı zaman ben bu duruma çok mutlu olmuştum. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü ben yıllarca sigara içmediğim halde başka sigara içen insanlar sayesinde bu işi de yapmak zorunda olduğum için aslında zehirlenmiştim. Fakat sonrasında bu işi işletme anlamında yapmaya başladıktan sonra sigaranın bizim sektörde çok önemli bir yeri olduğunu da anlamış oldum. Yani bu sektörde gece hayatı içerisinde sigara olmazsa olmaz. Genelde de zaten %90 sigara içmeyi sevenler, ki kim insanlar vardır sadece sigara, yani her zaman içiyordur. Kimisi sadece alkolle içiyordur. Ama sonuçta gece hayatı içerisinde bir sigarayla özdeşleşme durumu söz konusu ve insanlar da gece dışarı çıktığında sigara ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber sigarayla ilgili insanların beklentileri yüksek. Biz bu beklentileri işletmeler olarak karşılık veremediğimiz zaman insanlar bizden uzaklaşıyor. Bunun da sürdürülebilmesi için mekanlar arasında ayrıcalıklık olmaması lazım. Yani bu kuralları herkesin eşit şekilde, doğru şartlarda, eşit şartlarda yerine getirmesi gerekiyor. Atıyorum, biz diyelim ki bu kuralları sonuna kadar uyguluyoruz ama başka bir işletme bu kurallarla ilgili esneklik gösterdiği zaman bu sefer o müşteri bana gelmemeye karar veriyor. Çünkü diyor ki öbür taraftaki yerde biz sigara rahatlıkla içebiliyoruz diyor ve tamamıyla işletmeler arasında bir aslında bir savaşa da bu dönüşüyor. Sonra herkes öyle yapmaya başlıyor. Aslında bu kural tam manasıyla yerine getirilemiyor. Bu yüzden de herkesin de tabii sigara içen bir müşteri portföyü fazla olduğu için de insanlar onlara göre hareket etmeye çalışıyor. Ki kimisi cezalara da kabul oluyor, sorunlara da kabul oluyor ama genel itibariyle biz bununla ilgili çok ciddi tabii işletme olarak sorun yaşıyoruz. Bunda tabii her geçen zaman zarf içerisinde bu şiddetle arttırılıyor. Araçlarda sigara ile ilgili bir konu
gündeme geldiği için kamuoyunda böyle bir dalgalanma meydana geldi. Ama aslında evlerde sigara içildiği zaman nasıl bir tepki gösteriyor isek, aynı oranda sıkıntı, aynı oranda insan sağlığına zarar devam ediyor. Bakınız, bir evde sigara içildiği zaman 10 yıl boyunca o evin bütün duvarlarını boya yapsanız dahi ancak 10 yıl sonra o duvarlara sinen, sigaradan kaynaklanan zehri yok edebiliyorsunuz. Araç da aynen bunun gibi. Dolayısıyla bu çok doğru bir karar alındı. Ancak burada sürdürülebilirlik tabii ki çok önemli. Bunun için de bilinçlenmemiz lazım. Burada basına çok önemli görev düşüyor. Sivil toplum kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına, üniversitelere, eğitim kuruluşlarına çok büyük görev düşüyor. Dolayısıyla yerinde bir karar. Çok doğru bir karar. Hep birlikte eğer duyarlılık gösterirsek çok yakın bir tarihte inanıyorum ki hem şoförlerimiz bu konuda hassasiyet gösterdiler, arabayı kullananlar, hem o aracın da şoförün yanında oturan, yani sürücünün yanında oturan insanlar da aynı hassasiyeti gösterirse, biz ülke olarak sigaranın yasaklanmasında göstermiş olduğumuz dünyadaki başarıyı aynı şekilde araçlarda da göstereceğimize yürekten inanıyorum. Tabii önümüzde yeni bir tehlike var. Ben bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz. Sigaradan daha zararlı olan nargile problemi var. Elektronik sigaralar problemi var. Bunlar da insan sağlığına çok ciddi şekilde zararlar vermekte ve kontrolsüz içilmektedirler. Gerek nargilenin gerek elektronik sigaranın içerisinde bulunan kimyasallar inanın tütün ve tütün mamullerinden daha çok insan sağlığına zararlı. Dolayısıyla biz topyekun bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Ben bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza bu beyanatından dolayı, halkı tekrar bir galeyana getirmesinden, bir diriltmesinden, bir heyecanlandırmasından dolayı gerçekten şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili seyirciler, ben hiç hayatımda sigara içmedim. Sigara içenlere bir sözüm yok ama yanımda sigara içilmesine de son derece karşıyım. Bu yasakların da kararlı bir şekilde herkes tarafından uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin altına ben de imzamı gönül rahatlığıyla bu konuda atıyorum en azından. Beşine bir kere çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bugün de programımızı bitirmenin zamanı gelecek. Evet, karşınıza bugün New York'tan geldik. Birleşmiş Milletler'de olağanüstü bir gün yaşandı, gündem yaşandı. New York trafiği birbirine girdi her yıl olduğu gibi. Ben de sizlere dilim döndüğünce izlenimlerimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York çıkartmasını ve burada yaşananları anlatmaya çalıştım. Yeni bir 5'li 1K'da görüşünceye kadar ben Cüneyt Özdemir, New York'tan hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.